Değerli Kanal Fırat izleyenleri, yine güzel bir Ramazan akşamında da hep beraberiz. İftara doğru programıyla yine bugün önemli bir konuya değineceğiz ve çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Efendim bugün Ramazan'ın 9. gününü artık geride bırakacağız. 9. gününün sahurunu iftarına eriştireceğiz inşallah deyip hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin diyerek programımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Kıymetli izleyenler, bugün geçmişten günümüze din eğitiminden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin döneminde Asr-ı Saadet'te din eğitimi nasıl veriliyordu? Sahabi efendilerimiz din eğitiminde neleri esas gösteriyorlardı, esas tutuyorlardı? Daha sonra Selçuklu'da, Osmanlı'da din eğitimi nasıldı? Günümüze kadar din eğitiminin serüvenini hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Bu konuyla ilgili de çok kıymetli bir konuğum var, çok değerli büyüğüm. Doktor Osman Cem Karahüseyinoğlu bu akşam bizlerle. Sayın abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rabbi şrahli sadri ve yessirli vahlul ugdeten bil lisani yefkahu kavli diye dua edelim. Sonra inşallah Cenab-ı Allah lisanımızı doğrultsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Bulduk. Şimdi Ramazan'ın 9. gününü tabii, yaşıyoruz. Tabii. Kıymetli izleyenler, şimdi Osman abiyle bizim teşviki mesaimiz uzun zamanlara dayanıyor. Şimdi kendisine ben abi diye hitap edeceğim, artık affınıza sığınıyorum. Osman abi, şimdi Ramazan'ın 9. gününü yaşıyoruz. 9 günü geride bıraktık. Öncelikle bu konuyla ilgili bir giriş yapalım. Sonra da konumuza değinelim isterseniz. Nasıl geçiyor Ramazan? Cenab-ı Allah Ramazan'a ulaştırdı. 3 ayları inşallah ihya ettik. Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan'ı hakkıyla yaşayıp Cenab-ı Allah'a layık bir kul olarak Ramazan'dan çıkıp bayrama ulaşmayı da Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Amin. Tabii bir yılın muhasebesidir Ramazan. Ramazan ayı içerisinde insanlar tefekkür ayıdır aynı zamanda. Hatalarını, günahlarını, isyanlarını, affını, mağfiretini isterler Cenab-ı Allah'tan. Arınma, temizlenme ayıdır aynı zamanda. Huzur ayıdır. Ve sevap depolama ayıdır. Tabi burada şöyle bir şey düşünülmesin. Bir yıl boyunca hatalar, günahlar yapılacak da Ramazan ayında sıfırlanacak, böyle bir bonus yok. Öyle bir durum yok. Tabi yılı iyi bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Ramazan ayında da Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya. Tabi bu ay içerisinde sevaplar çok fazla. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetler çok fazla. Nimet derken rahmetinden, mağfiretinden faydalanma açısından inşallah biz şöyle dua edelim. Bu Ramazan tüm İslam aleminin uyanışına vesile olsun diyelim. Amin. Duamız bu yönde olsun. Bununla başlamış olalım. Hakikaten 11 ay dağıttığımız hayatımızı bu bir ay bizi çekip çeviriyor. Bir toplu, evet, hayatımıza bir düzen getiriyor. Biz de dualarınıza amin diyoruz Sayın Hocam. Şimdi Peygamber Efendimiz dönemiyle başlayacağız. Asr-ı Saadet'te bugünkü konumuz yani din eğitimi. Geçmişten günümüze din eğitimi nasıl verilirdi? Bunu konuşacağız. Tabii ki en başta Peygamber Efendimizin yaşadığı o mübarek zamanlarda Asr-ı Saadet'ten bahsetmemiz gerekiyor. Efendimiz döneminde din eğitimi nasıl verilirdi? Din eğitiminde temel esaslar nelerdi hocam? Oradan başlayalım, evet, isterseniz. Oradan başlayacağız. Şöyle bir şey var. Ülkemizde şu anda belki yersiz ama yıllardan beri süre gelen bir din eğitimi tartışması var. Evet. Din eğitimi gerekli diyenler var. İşte beşeri ilimlerle birlikte alınması zararlı diyenler var. İşte bizler İmam Hatip Camiası olarak din eğitiminin beşeri ilimlerle birlikte harmanlanıp alınmasından yanayız ve bunu talep ediyoruz. Bunun için örgütlenmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu konuda STK, sivil toplum faaliyetlerini yürüten bir sivil toplum anlayışı içerisindeyiz. Buraya gelmeden önce geçmişten günümüze. Evet, evet. Bizim için tabii Müslüman bir ülkede yaşıyoruz.
Müslümanların %99'u ülkenin Müslüman olduğunu inandığımız bir ülkede yaşıyoruz ve din eğitiminin İslami temellerde Hazreti Peygamber'den başladığını eğer kabul edersek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye toplumu üzerine geldi. Yani cahil bir toplumun içerisinde açan bir çiçekti ve o toplumu irşat ve ondan sonra peygamber gelmeyeceği için kıyamet gününe kadar da tüm toplumları, milletleri irşat eden bir insandır. Dolayısıyla peygamberimizi bu yönüyle bilmek lazım. Eğitimin başlangıcını, İslami dini eğitimin başlangıcını Müslümanlar olarak bizler Peygamber Efendimiz'e dayandırmak zorundayız. Çünkü o kadar kara bir dönem içerisinde, o kadar cahil bir toplum içerisinde rahmet peygamberi oldu ki o topluma rahmet sundu. O toplumdan, o canavar toplumdan rahmet toplumuna geçişi sağladı. En büyük eğitimci dolayısıyla bizler için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tabii kendisi Cenab-ı Allah'tan kaynağı vahiy, Cenab-ı Allah'tan aldığı vahyi sahabe-i kiram efendilerimize o günün aktarmış, toplumunda bulunan aktarmış ve eğitim bununla başlamış, irşat bununla başlamıştır. Kısa geçeceğim çünkü uzun bir konu. Bu konuda birçok araştırma var. Yani Asr-ı Saadet'te eğitim, daha sonrasında İslam dünyasında eğitim, Endülüs boyutu var, Selçuklular ve Osmanlılar boyutu var. Tek tek incelenecek olursa her Müslümanın bu dönemleri tek tek incelenmesi gerekiyor. Sahabe efendilerimiz peygamberimizden almış oldukları mesajı, işte gitmiş oldukları, fethetmiş oldukları bölgelere veya fethedilmeden ticaret için gidilmiş olan, seyahat için gidilmiş olan bölgelerde bu mesajları vermeye başladılar ve Kur'an eğitimini oralara götürdüler. Tabii bu toplum rahmet toplumuna Kur'an sayesinde, Peygamber Efendimiz sayesinde ulaşmış oldu. Daha sonra tabi İslam'ın genişleyip büyüdüğü halife, dört halife dönemi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali efendilerimiz dönemlerinde bu iş yine eğitim boyutu tabi'in ve tebaut tabi'inden aktarılarak devam etti. Netice itibariyle İslam'ın yaygın olduğu dönemde çok büyük ilim adamları, bilim adamları, bilime önderlik eden, ilime önderlik eden insanlar çıktı. İşte Endülüs Emevi Devleti o dönemde, Endülüs medeniyeti bunlardan bir tanesidir. Bugün Avrupalıların işte gücü ellerine geçirdiklerinde kullanmış oldukları materyaller, işte atomun bulunması aslında bir İslam aliminin bulmuş olduğu bir atom, onun tarafından i̇şte bulunmuştu. Birçok bilim evet, adamı var İslamiyet'te ama fizikçi, kimyacı, birçok İslami ilim adamı Endülüs'te yetişmiş. Müslümanlar yeryüzüne bu bilimin faydalı olan kısmını kullanmak için getirmişler. Fakat Avrupalılar Batı medeniyeti gücü eline geçirdiği için bunu sadece kendi çıkarları için kullanıp toplumun menfaatine kullanmamak üzere kendilerini kodlamışlar diyelim. Daha sonra tabii süreç, Endülüs devleti yıkılma süreci, İslam, Arap İslam devletlerinin yıkılma süreci, Moğol istilaları, Buhara'nın yağmalanması, Bağdat'ın kütüphanelerinin yağmalanması Moğollar tarafından. Çünkü ilimde en üst seviyeye çıkılan bir dönem Buhara ilmi. Bağdat kütüphaneleri, Bağdat ilmi merkezi olmuş ve o dönemde Moğollar tarafından yağmalanmış alimler, ilim adamları, bilim adamları tamamı katledilmiş. Bundan sonra Selçuklular dönemine geliyoruz. Niye? Çünkü bir dönüm noktasıdır orası. Sultan Alaaddin döneminde Bağdat sokaklarında gezerlerken bir caminin külliyesinde
ayağı çıplak vaziyette, perişan vaziyette çocukların koltuklarının altında işte kitaplar, ders gördüklerini görür. Tabii meşhur Vezir-i Azam Nizamülmülk vardır. Talimat verir, bunlar ne yapıyorlar diye. Bunlar burada eğitim görüyorlar diye haber gelir. İşte o saatten sonra Bağdat'ta bir medrese, eğitim kurumu devlet tarafından kurulmasını talimatını verir ve Nizamiye medreseleri, bugün ismi medrese sistemi, Nizamiye medreseleri dönemin Vezir-i Azam Nizamülmülk'ün ismini alarak Osmanlı dönemine kadar, Osmanlılara kadar devam eder. Nizamiye medreselerinde tabi orada çok ince bir ayrıntı var. Nizamiye medreseleri kuruluncaya kadar Moğol istilalarından sonra eğitim mezhep odaklı eğitim. Sadece dini eğitim var o dönemde. Mezhep odaklı. İşte bu camide şu mezhebin müntesipleri ve onun alimleri, şu camide şu mezhebin müntesipleri, mezhep odaklı bir eğitim sistemi varken Nizamiye medreseleriyle birlikte beşeri ilimler ve genel İslami ilimlerin tamamı, tüm şeylerin, mezhepleri veya ameli mezheplerin tamamının eğitimleri, dini eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Nizamiye medreseleri bu anlamıyla çok önemlidir. Niye tabii biz geçmişe niye gidiyoruz bu kadar? Bizler ne zaman ki aşağılık kompleksine kapıldık, işte Selçuklu'nun yıkılışında, Osmanlı Devleti'nin yıkılışında ki birilerini biz kendimizden üstün görmeye başladıksa, eğitim sistemimiz de bir sarmalın içerisine giriyor. İşte dönemin Müslüman alimlerini saysak hafızada tutma imkanı yok. Yüzlerce. Yani astrolojiden tıp ilmine kadar düşünün, mikrobu Akşemseddin Hazretleri buluyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla böyle bir geçmişten, böyle bir müktesepten geliyoruz günümüzde aşağılık kompleksine Düşüyoruz. düşüyoruz. Selçuklu'da da Nizamiye medreselerinin işlevsiz hale gelmesi o dönemlere başlıyor. Bu aşağılık kompleksi, Avrupa'nın hırsızlık yaparak, Avrupalı bilim adamlarının hırsızlık yaparak bugün bizim diye ve yine kendi kendilerini tezatta bulunarak başka Avrupalı bilim adamları, namuslu bilim adamı, hayır bu bizim değil, bu falanca İslam aliminin diyerek makaleler yazdığı dönemlerde biz kendimizden utanır olmuştuk, idik. Medreselerde eğitimler sarpa sarmaya başlamıştı vesaire. İşte Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi diyoruz ama Ertuğrul Gazi tabii Selçuklu Devleti döneminden itibaren bir hedef, bir tabiri caizse kızıl elma sunulmuştur. Yeni bir devlet, eski bir devletin yıkılmasıyla birlikte yeni bir devlet, devletin kuruluşu çok önemli. Bütün Türk topraklarında, Osmanlı toprakları, yani o dönem Selçuklu toprakları üzerindeki alimleri toplayıp Söğüt'e getiriyorlar. Ve orada onları muhafaza edip batıya, daha doğrusu Konstantiniyye'ye doğru bunların ilimleriyle harekat başlıyor. Biz Anadolu'ya nasıl gelmiştik? Anadolu erenleriyle. Evet. İşte Ahmet Yesevi, Takdük Emreler, Yunus Emreler vesaire. Biz onlarla buraya gelmiştik. Buradan o tarafa da aynı sistemi kullanarak Sultan Alparslan'ın torunlarıyız deyip, ya Allah Bismillah deyip sancağı ele alıp aynı şekilde ilme ve özellikle din eğitimiyle beşeri eğitimi bir arada tutarak devam etmişlerdir. Çünkü bizim Orta Çağ Avrupa'sındaki gibi, Hristiyan Avrupa'sındaki gibi dogmalarımız yok. Yani bizim dinle devletin veya dinle bilimin birbirinden ayrılması gibi bir durumumuz söz konusu değil. İlim Çin'de dahi olsa gidin alın diyen bir Evet. Inancın sahipleriyiz. Dolayısıyla bu inançla büyümüşüz, gelişmişiz. Bununla da devam edeceğiz.
Asıl mesele nedir? Kendi özümüze dönmek, kendi tarihimize dönmek, Hazreti Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzu, işte Sultan Alparslan'ın torunu olduğumuzu, Sultan Fatih'in torunu olduğumuzu, Akşemseddin'in torunu olduğumuzu, işte Nizamülmülk'ün torunu olduğumuzu düşünerek yeniden ayağa kalkıp kendi ülkemizi ihya etmek ve dünyaya faydalı olmak. Geçmişimizi aslında evet, öğrenmek lazım. Tabii. Yani biz yani kendi ilmi insanlığın faydası için alıyoruz. Kendi faydamız için değil sadece. Evet. İnsanlığa fayda sunmak üzere. Osmanlı'da medreseler tabii daha çok gelişti. Enderun mektepleri vesaire noktasında oldu ama orada bir sıkıntı şuydu. Savaşçı bir toplumuz ve Türkler asker millettir denilerek çoğu savaş meydanlarına girmiştir. İşte devlet sisteminin de ona okur yazar oranımız çok fazla olmamıştır. Ama okuyan medreselerde yetişen, Osmanlı döneminde medreselerde gönderilen ve yetişen alimlerimiz, tabii onları da yad etmeden edemeyeceğim. Çünkü bilimin yine önüne açan Osmanlı alimleri, ilim adamları birçok isim olmuştur. Yani ben birkaç ismi sayacağım. Seyfüddin el Amidi mesela felsefede, Kutbettin Şirazi tıp ilminde, işte Kadı Siraceddin mantık ve kelamda, İbni Bibi tarih alanında, yani işte Caca Bey vesaire, kızamık ve çiçek hastalığını bulan Razi'dir mesela. Tıp ilminde, cerrahide mükemmel İbn Sina'lar, İbn Battuta'lar, tabi bunları sayabiliriz. Hakikaten ileri bir toplum aslında Osmanlı döneminde özellikle. Evet. Çok ciddi şeyler var, buluşlar var. Ancak işte tabii biz sahip çıkmadığımız için ve yeteri kadar da bunları aslında gündeme getiremediğimiz için ne yazık ki işte yabancı devletlerin, yabancı görüşlerin kompleks, bilim adamlarını, evet, evet, bilim adamlarını kabul etmek zorunda kalıyoruz. Onları, ya şöyle bir şey var, ilim Çin'de dahi olsa alın mantığında yatan şudur: biz Batı medeniyetinde faydalı olan ilmi almayalım demiyoruz. Yalnız şu var, onlar Ortaçağ Avrupa'sında Engizisyon mahkemeleri kurulup ilim adamlarını giyotinlere astığı dönemde Endülüs'te çok büyük bir ışık, İslam medeniyeti yükseliyordu ve dünyaya ışık saçıyordu. İşte biz kendi özümüze döndüğümüz zaman aşağılık kompleksinden kurtulup özümüze döndüğümüz zaman yine bu medeniyete kavuşacağımıza benim inancım tam. Ve bunun tek sebebi İslami ilimlerle, yani dini ilimlerle beşeri ilimlerin birlikte aynı mantık içerisinde. Çünkü yeryüzünü ve dünyayı yaratan Cenab-ı Allah'tır. Bütün ilimleri yaratan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla biz bu inançla hareket etmemiz gerekir. Tabi geliyoruz yine aynı sona. Tanzimat, evet, ıslahat fermanı, Tanzimat fermanı ile birlikte bir aşağılık kompleksine kapılıyoruz. Din eğitimini ayırmanın mücadelesini veriyoruz. Beşeri ilimleri ayrı, dini ilimleri ayrı. Medreselerde çok büyük baskılar var. Tanzimat fermanı ile birlikte çok büyük baskılar var. Sıkıntılar var. Sultan Cennet Mekan Abdülhamit Han döneminde medreseler biraz toparlanmaya başlasa da sonuç itibariyle kokuşmuşluk devletin bütün organlarına sirayet ettiği için ne aşağılık kompleksi. Yani işte düşün, biz orduda yenileme yapacağız, ordunun elbisesini değiştiriyoruz. Avrupa'yı tazda bir elbise, kendi tarzımızda bir elbise giydirmek yerine orduda yenilik, işte tankla, tüfekle vesaire, şuyla buyla. Hatırlıyorsanız bir dönemler bizim ülkemizde de ordudaki askerlerin kamuflajları ile ilgili değişti. Evet. Amerikan modeli, Rus modeli vesaire. Elhamdülillah bunlardan kurtulduk. Dünyanın en gelişmiş silahlarını, uçaklarını, tankını, topunu yapmaya başladık da artık, bu işle en azından artık özümüze hem dönmeye. Hem kendimizi üretiyoruz, hem yurt dışına, tabii, da artık işte, ihraç ediyoruz. Gelelim Osmanlı'da
din eğitimi tabii tam başladığının tam tersine. Alimlere kıymet veren, onları bütün topraklardan toplayıp getiren Rum, Ermeni vesaire fark etmiyor. Getirip onlara sahip çıkan, onların ilminden faydalanan bir kuruluş Osmanlı'dan dağılma dönemindeki medreselere ihtimam göstermeyen, alimleri, gerçek alimlere itibar etmeyen bir devlet geleneğine vesaire devlet durumuna düştüğümüz için aşağılık kompleksinden dolayı o noktada yine eğitim sistemimiz alt üst olmuştur. Hem beşeri ilimlerde hem de dini ilimlerde gerilemeye yüz tutmuşuz. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Yani artık Kurtuluş Savaşı verilmiş. Ülkedeki eğitimli kesim de savaş esnasında vefat etmiş. Dolayısıyla %10'u bile okumamış bir toplum içerisinde eğitim tartışılıyor. Tabii o dönemde de yine aşağılık kompleksine sahip insanlar var. Yani kurtulamamışlar. Osmanlı bakiyesinden geliyoruz ve biz Batı Avrupa'nın ilmini, fennini alacağız noktasında olmayıp da ya biz zaten onlardan aşağıyız. Biz neyiz ki? Biz bir kere dinle eğitimi, beşeri eğitimi birbirinden ayırmamız lazım diye bir tartışma söz konusu oluyor. Tabii bu 1920 yılında. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. 1912'de İmam Hatip liselerinin, bugünkü İmam Hatip liselerinin ilk nüvesi olan Medresetül Vaizin ve Medresetül İrşad. 1913'te de açılan Eyyime-i Vel Hutaba Medresetül. 1919'da da bu üç tane isim Medresetül İrşad diye birleştirilmiş, gelmiş. Fakat 1920'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Tabii devlet kurulduktan sonra mecliste tartışmalar başlıyor. Hamdullah Supi'nin tedrisat dünyanın her tarafında muhtelif şubelere ayrılır. Bir kısmı doğrudan doğruya mahiyeti itibariyle dindir, diğeri de hayata dairdir diye çıkıp meclis kürsüsünden konuşmasından sonra bu din eğitimiyle beşeri eğitimin birbirinden ayrılmasını Türkiye'de ilk fitili ateşleyen, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra isim Hamdullah Supi'dir. Sivas mebusu Mustafa Taki de bunun aksine iki kaynağın birleştirilmesi gerektiğini, İslam'ın bilimsel gelişmelere engel olmadığını dile getirir. İşte bu tarihten sonra din eğitimiyle ilgili Türkiye'de tartışmalar bu minval üzerine gidiyor. Bizim de serverimiz burada başlıyor. Yani Önder İmam Hatipler, İmam Hatip ismi ilk 1913'lü yıllarda kullanıldığı için İmam Hatip meselesi de Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte başlıyor. Çünkü toplumun bir kesimi, kahir ekseriyeti, özümüze dönelim, Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in çocukları olalım. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Dolayısıyla biz bu aşağılık kompleksine gerek yok. Batı medeniyetinin doğrularını alırız, yanlışlarını da yok sayarız veya biz onları almayız şeklinde kahir ekseriyet bunu diyor. Fakat statüko var. Netice itibariyle devlet bir şekilde Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. Devletin hakim güçleri var. 1950'li yıllara kadar bunlar tartışılıyor. Hele ki öyle bir dönem geliyor. 1924 yılına kadar bu İmam Hatipler, İmam Hatip mektepleri, okulları şeklinde Türkiye'nin bütün illerinde açılıp 1924 yılında bunlar açılıyor. Halkın teveccühünü kazanıyor. Hem beşeri hem dini ilimlerin bir arada olduğu dönemler bu dönemler. 1924'te bu meseleden dolayı halkın kahir ekseriyetinin İmam Hatip mekteplerine çocuklarını göndermesinden dolayı tevhidi tedrisat kanunu çıkarılıyor. Yani şeyler, medreselerin kokuşmuşluğu vesaire şu bu, bunlar
bence biraz da şey sebepler, yani tali sebepler. Yani zaten tekke ve zaviye kanunuyla o işi bitirmişler. Evet. Yani şeylerin tevhidi tedrisatla eğitimin birleştirilmesinde imam hatiplerin herhangi bir sıkıntısı yok ki. Beşeri ilimlerle dini ilimleri bir arada yürüten imam hatip mektepleri. Tabii o zaman tartışmalar işte bugünkü çok sıkıntılı yaşanmış olduğumuz 250 şehidimizin olduğu 15 Temmuz olaylarına kadar bağlayabiliriz. Niye? Eğitimi devletin doğru mekanizmaları eliyle yürütemezseniz toplumun istediği bir eğitimi, yani hem dini hem beşeri eğitimi de bir şekilde topluma sunmazsanız onlar kendi alternatiflerini her halükarda oluşturuyorlar. Peki Sayın Hocam, şimdi günümüzde baktığımız zaman, günümüzden o günlere baktığımız zaman imam hatiplerde gerçekten bu söylediğimiz olgunluğa, eğitimdeki olgunluğa ulaşabildik mi? Hem beşeri ilimleri hem dini ilimleri birbiriyle gerçekten yoğurabiliyor muyuz? Hani o istediğimiz kıvama ulaşabiliyor muyuz şu anda? İşte tam bu noktada söyleyeceğimiz 1950'li yıllarda, yani 1932'de bütün imam hatip mektepleri kapatılıyor. 19 yıl boyunca 1947 yılına kadar, evet, özellikle hiçbir dini eğitime müsaade edilmiyor. Kur'anların gübreliklerin altında saklandığı bir dönemden bahsediyoruz. Kur'an gömücülerinin bakın şöyle şehri halkımız şunu şey yapsınlar. Dedem anlatırdı, Sarahatun işte Harput'taki camilere at ahırı yapılmış, atlar bağlanmış o dönemde. Yani bizim belki 500 yıllık camilerimiz, Sarahatun gibi camilerimiz ahıra çevrilmiş. Öyle bir dönemde, öyle bir akıl tutulmasından, yani öyle bir akıl tutul. Bunun sebebi yani memlekete kötülük yapma babında sadece değil, aşağılık kompleksinden geliyor. Biz beceremeyiz, biz yapamayız, biz edemeyiz. Biz o zaman batıya işte bir kısmı manda himaye, o mandacılar, himayeciler devam ediyorlar. İşte Rusya'ya bağlanalım diyen, Amerika'ya, İngiltere'ye bağlanalım diyenler devam ediyorlar. Halbuki Kurtuluş Savaşı'nda biz bunu bitirmiş idik. Ama devam etmiş. İşte yani zihinsel olarak devam etmiş. 1950 yılında halkın Kahire ekseriyetiyle Demokrat Parti rahmetli Menderes iş başına geldiği zaman işte bu din eğitimiyle ilgili 1947 yılında bakıyorlar artık cenazeleri kaldıracak din imam adamı yok. Yani imam yok. Dolayısıyla Seyhan milletvekili, ismi şu an aklımda değil, CHP'nin o günkü siyasi partinin Seyhan milletvekili çıkıyor, diyor ki efendim diyor artık köylerde ölülerimiz, tabi tırnak içerisinde leşlerimiz diyorlar. Biz ölülere, insan ölüsüne leş diyemeyiz. Dolayısıyla ölülerimiz kokuşuyor. Kaldıracak din görevlisi bile yok. Allah, yani merhamet edin. Gençlerimiz işte fuhşiyata, meyhanelere, şuralara, buralara sapıyorlar vesaire diye. O dönemde dönem Milli Eğitim Bakanı'nın bütün itirazlarına rağmen bir din eğitimiyle ilgili bir karar çıkarıyorlar meclisten. Tabii 3 yıl boyunca bürokratlar, bakanlar bunu uygulamıyorlar. Geliyor gün 1950 yılına rahmetli Tevfik İleri, Menderes Başbakan, Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanı, Menderes çağırıyor bu din eğitimiyle ilgili. O da hocası Celalettin Ökten Hoca var. İlim Yayma'nın kurucularından, İmam Hatip mekteplerinin, daha doğrusu İmam Hatip kurslarının kurucularından. Celalettin Ökten Hoca, Tevfik İleri'nin edebiyat hocası. Ya bizim böyle böyle inançlı bir hocamız vardı. Bu hocamızla birlikte bir istişare edelim diye Ankara'ya çağırıyorlar. İşte İmam Hatip mekteplerinin o azimli insanlar, tabii bürokratlar yine engel çıkarıyorlar. Celalettin Ökten Hoca bir ay boyunca bir otel köşesinde gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Prostat hastası, rahatsız bir adam. Buna rağmen şu anekdotu düşeyim. Başbakan'a çıkıyor bakan, diyor ki Sayın Başbakanım diyor, biz bürokratlar diyoruz tevhid-i tedrisat kanununa aykırı diyorlar. Aşmıyorlar okurları. Hatırlıyorsanız yani bundan 15-16 yıl önce de böyle şeyler, evet, vardı. Bürokraside, yargıda vesaire. Yani kalıplaşmış bir zihniyet. Aşağılı kompleksine sahip bir zihniyet.
o günden kalan zihniyetler aslında devam ediyordu işte. Yani 90'larda da bunu yaşadık. Bu yaşandı ve başbakan diyor ki siz diyor bürokratın yanına gidin genel müdürün. Ben diyor oradan geçerken uğrayacağım. Bakın devletin başbakanı Türkiye'de %60'larla oy almış bir başbakan evet. Bunu yapıyor. Geçerken diyor ki siz diyor işte bu din öğretimiyle ilgili İmam Hatip açılması ne yaptınız? Efendim işte tevhid-i tedrisat kanunu falan yaz diyor ben imzalayacağım. Sorumlusu benim. Yani köpek davası, bebek davası, Menderes'i götüren mevzular efendim şudur budur. Yani bunu milletimiz görsün. Menderes yani bu bazı sıkıntıları belki vardır bilmiyoruz biz ama asıl götüren sebepler din öğretiminin önünü açması işte bazı şeylere kulak tıkaması şeklinde olabilir. Tabii biz herhalde vaktimiz de doluyor. Günümüze gelelim. Kaç dakika daha vaktimiz var sen o zaman? Aynı tramvayı 1990'larda yaşadık. Evet. Yani İmam Hatiplerin gelişimi vesaire bu noktada oldu. 90'lı yıllarda tabii İmam Hatiplerin önü kesildi, kapatıldı, katsayı engeli getirildi. O dönemde birçok tıp yeri, hukukçu, fizik profesörü çıkardık biz. 1990'lı yıllar, 80'li yıllar hem dini hem beşeri ilimler. Benim dönemimde okuldan mezun olanların hepsi üniversitelere gidiyorlardı. Yani çok azdı. Üniversiteye giremeyen öğrenci sayısı çok azdı. Evet. Şimdi Allah razı olsun eğitimde tüm eğitimi içerisine dini eğitim dediğimiz Kur'an ve siyer dersleri seçmeli olarak verildi. Halkımızdan isteğimiz bizim acizane olarak yani İmam Hatiplerin ön plana çıkmasındaki sebeplerden biri önümüze her zaman engel koydukları için güçlü bir sivil toplum oluşturmuşluğumuzdan dolayıdır. Biz önder olarak örneğin Türkiye'de 540'ın üzerinde derneğin çatı kuruluşuyuz. Yani bütün işte Elazığ'da Kovancılar, Karakoçan, Keban derneklerimiz var. Diğer ilçelerimizde temsilciliklerimiz, merkezde Elimder var. Allah razı olsun dün Samet'in hocam da buradaydı. Hocam da bizlerle. Ve biz 540 tane dernek Türkiye genelinde Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu örgütsel olarak, örgütlenmiş olarak buna sahibiz. Bunun sebebi ne? Sebebi şu, her dönemde 10 yılda, 20 yılda bir önümüze engel konulması. Aslında neyin önüne engel koyuyorlar? Milletin önüne engel koyuyorlar. Millet diyor ki biz özümüze dönelim. Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in torunları olalım. Biz aşağılık kompleksine kapılmayalım. Din eğitimiyle beşeri ilimleri bir arada insanımıza sunalım. İşte 1990'lı yıllarda bu katsayı engeliyle önümüz kesilince tabii bir eğitim ınkıtaya uğradı. Bir insan hakkı ihlal edildi. Dolayısıyla biz o dönemden bu döneme geldiğimiz zaman yavaş yavaş şimdi Türkiye üzerinde daha henüz daha işte Elazığ'da mesela 1990'lı yılların 97'li yılların sayısına ulaşmış değiliz. Yani Elazığ'da %11 %11,5 civarlarındayız. Türkiye genelinde %13'lerdeyiz. Böyle söyleyelim yani. Halkımız da bunu istenilen bilsin. İstenilen düzeye ulaşmıştı değil hatta tatmin edici yani bir düzeyde değil. Yani 1990'lı yıllarda 18-20'ler civarında bir sayı rakam vardı. Ama şunun etkisi var biz şuna inanıyoruz. Bunun Türkiye'de bütün eğitimin içerisinde din eğitimi veriliyor şu anda. Seçmeli olarak veriliyor. Velilerimizden yani hangi okula giderlerse gitsinler muhakkak siyer ve Kur'an-ı Kerim derslerini tercih etmelerini önemle istirham ediyoruz. Çünkü doğru insanı yetiştirmek onu sadece akademik kariyeriyle değil, onun ahlaki ve dini temellere dayanan bir eğitim almasını da sağlayarak seçmeli dersleri seçelim. İmam hatiplere göndereceğimiz eğitim kurumlarımız bizim şu anda çok geliştiler. İşte yukarıda Şehit Eyüp Oğuz evet. Kolej seviyesinde güzel okulumuz var. Diğer okullarımızın tamamı. İmam Efendi Zafer Kılıç, Hulusi Yahya Gil'de yeni bölümlerimiz açıldı. Bunları da zikretmiş olalım. Ortaokula giden bütün öğrencilerimizi
TEOG'a girecekler, sınava girecekler. Biz şu anda proje okullarımız, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuz Eyüp Oğuz, evet, Harput'ta biliyorsunuz. Şehit Eyüp Oğuz, Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Proje Okulumuz, oraya davet ediyoruz. Hulusi Yahya Gil yine proje okulumuz seçmeli olarak. Onun dışında işte Kız İmam Hatip Lisemiz bizim puanlı olarak bayağı ileride, yani öğrencilerimiz akademik olarak da bayağı ileride. Bunun dışında bütün öğrencilerimizi, imam hatiplerimize bekliyoruz. Bütün velilerimizi de din eğitimi hususunda hassas olmalarını bekliyoruz. Okullarda, normal okullarda, normal eğitim veren okullarda Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerini muhakkak tercih etsinler. Oradaki matematik hocasına kıymet verdikleri kadar, ihtimam gösterdikleri kadar Kur'an-ı Kerim ve siyer hocasına da ihtimam göstersinler. Benim çocuğum hem beşeri ilimleri hem İslami ilimleri alsın diyenleri de imam hatiplere davet ediyoruz. Bu arada bütün halkımızın güvenine mazhar olacak okullarımızı gitsin gelsinler. Oradaki eğitimi görsünler, öyle kararlarını versinler. Sayın Hocam, peki önder olarak imam hatiplerdeki eğitim müfredatını, özellikle dini eğitim müfredatını, ilmi anlamda müfredatını böyle belirleyen bir komisyon var mı? Takip eden bir komisyon var mı? Oradaki ilimleri, eğitimleri, hani 90'lardaki bu imam hatiplerde yetişen öğrenciler gibi, onlardaki işte aldıkları dersler gibi, Osmanlı dönemindeki aldıkları hem dini hem ahlaki dersleri yine bugünün imam hatiplerinde de alabiliyor mu öğrencilerimiz, velilerimiz? Şimdi, bunlarda tabii ben buna şöyle toplumun genel ortalamasını yansıtır imam hatipler. Evet. Yani bu toplumdaki öğrencinin genel seviyesi neyse imam hatiplerimizde de o seviye o şekilde. Sadece şu var, imam hatipte bir bilinç, bir şuur verilmeye çalışılıyor. Sıkıntımız şu, elhamdülillah son dönemde bu düzelmeye başladı da eğitim kadrosu bakımından eksik durumda. Bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Sadece imam hatiplerde değil, bütün okullardaki din eğitimi verenin. Şimdi biliyorsunuz 28 Şubat döneminde bir şey çıkarıldı. İşte ilahiyatlar, din kültürü, ahlak bilgisi vesaire. Evet. İmam hatiplerin katsayı engeli olduğu için yani birçok şeyde normal okul mezunlarımız ilahiyatlara gittiler. Dolayısıyla temel dini değerleri veyahut da temelden alması gereken şeyleri alamayan bir durum söz konusu oldu. Şimdi bu düzeliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde Din İşleri Genel Müdürlüğümüz var. Çok gayretli bir genel müdürümüz var orada. Nazif Yılmaz. Onu da burada anmadan geçemeyeceğim. Allah razı olsun. Genel müdürümüz İmam Hatip mezunudur. Aynı zamanda hafızdır. Orada bir komisyon var. Bakın son 2 yıla kadar Talim Terbiye Kurulu dediğimiz bu kitapları onaylayan kurul yani kendi bildiğini okuyan o 1940'lı yılların zihniyetiyle gelmiş insanlar vardı orada. Hani bazen ders kitaplarında işte şu çıktı bu çıktı ya bu dönemde mi? Evet. Yani bazı şeylere müdahale edilemiyor noktasında. Ama bu dönemde yani Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizler mümkün olduğunca istifade etmeye çalıştık okullarımız babında. Şunu da ifade edeyim. Önder İmam Hatipler Derneği olarak bizler işte devlet kaynaklarıyla beslenen bir dernek değiliz. Bizim tek derdimiz, tek sıkıntımız İmam Hatip okullarının önünün açılması. Yani bir kalem, bir tahta, bir tuğla bile koparmış olsak gittiğimiz zaman belediye başkanımıza, özel idaremize, valimize vesaire okullarımız için istiyoruz. Bu okullar milli eğitime bağlı okullar. Bakın 28 Şubat'ta kapatılan okulları devlet başka okullara çevirdi. Mesela Baskil'de İmam Hatip okulumuz vardı. Halkın yapmış olduğu bir okuldu. Kayısı paralarıyla toplayarak yapılmış bir okul. 28 Şubat'ta kapatıldı. Ben çok üzülmüştüm. Çünkü 63 köyü gezmiştik biz orada.
rahmetle şey, selametle anacağım Zeki dayı vardı. Zeki Bay geldi onunla birlikte. O okul kapatıldı. Şimdi yeniden eğitime kazandırdık. Onu imam hatip yaptık. Şu Kendi anda özüne aktif döndü. faal. İmam hatipler devletin aslında biz toplum olarak yaptık, devlete verdik. Yani millet olarak yapılan okullardır. Milletin sahip çıktığı okullardır. Şimdi devletten talebimiz okullarımızı geri versin veyahut da bize yeni okullar yapsın. İl genelinde yapılan okulların %10'u civarında yani biz İmam Hatipler ortaokul ve lise babında bizler sahibiz. Yani Elazığ'ın her tarafı İmam Hatip değil. Ama milletimiz teveccüh ederse yarısı da İmam Hatip olur. Niye? Çünkü millet tercihini yapacak. Dolayısıyla din eğitimi ve beşeri eğitimi bir arada almak isteyen, aldırmak isteyen velilerimizi muhakkak İmam Hatiplere bekliyoruz. Yani geleceğimizin de öze dönüşten olduğu tüm gençliğimizin, tüm eğitim sektöründeki kanalla öze dönüşten. Ne yapacağız? Sultan Fatih'in torunu olacağız. Ne yapacağız? Sultan Alparslan'ın torunu, Akşemseddin'in torunu olacağız, Yavuz'un torunu olacağız. Bizim genlerimizde aslında bu kodlar var. Çok da zor değil. Sadece biraz kendimize güvenip program başından beri hep bahsettiğimiz işte o kendimizi böyle aşağıda görme kompleksini üzerimizden atarsak hakikaten bu söylediğiniz başarmak zor değil ki başarmaya başladık aslında. Artık kendi tankımızı, Tabii. kendi araçlarımızı, kendi askeri araçlarımızı üretiyoruz. Yakın zamanda çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Ve bunlar da artık yavaş yavaş birbiri ardına gün yüzüne çıkıyor. Yani istendiği takdirde bizim genlerimizdeki o kodları biz harekete Evet. geçirebiliyoruz. Yeter ki istemek lazım. Kıymetli hocam, şimdi eğitim meselesi aslında uzun uzadıya bir mevzu. Evet. Ama artık dakikalar var artık. 4 dakika var zannedersem ezanın okunmasına. Böylelikle 9. günümüzü de inşallah sona erdirmiş olacağız. İftarına erdirmiş olacağız. Son olarak böyle toparlayalım. Söylemek istedikleriniz varsa şöyle 1-2 dakikamız var. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Programımızı yavaş yavaş Evet, kapatalım. dediğimiz gibi bu konuların geçmişten günümüze din eğitimi her biri ayrı bir konu. Yani işte sahabe dönemi, Asr-ı Saadet dönemi, Endülüs dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti dönemi ve son dönem olarak bugünü ayrı ayrı konuşmamız gerekiyor. Uzun bir mevzu Ben aslında. Ramazan'ını, tüm halkımızın Ramazan'ını mübarek olsun diyorum. Bayrama sağlıklı sıhhatli bir şekilde ulaşsınlar diyorum. Tabi bu Ramazan'ın uluhiyetini de idrak ederken din eğitimine, İslami eğitime muhakkak kıymet vermelerini Dikkat istiyorum. edelim. Geleceğimiz İslami eğitimle beşeri eğitimin bir arada verilmesinden yanadır. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı Çok Ramazanlar, teşekkür hayırlı ediyoruz. iftarlar diliyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, Doktor Osman Cem Karahüseyinoğlu'ydu. Bugünkü İftara Doğru programımızın konuğu ve geçmişten günümüze din eğitiminin serüvenine şöyle kısa bir göz atma fırsatımız oldu. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Efendim artık dakikalar var. Programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam 10. günün iftarıyla tekrar huzurlarınızda olacağız Kanal Fırat'ta. Sürçülisan ettik, saf ola deyip huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin diyor ve yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.